Evet efendim. Yine bir pazar akşamı yine Çay TV'de Aşıklar Meydanı'nda Nuri Çırağı ve arkadaşlarıyla berabersiniz. Aziz muhterem izleyicilerim, sizler çaylarınızı yudumlarken biz de sizin türkülerinizi, sizin isteklerinizi söyleyeceğiz. Çok gayet güzel iki tane genç arkadaşım var. Biraz sonra tanıtacağım. Onlarla beraber programı icra edeceğiz. Ve stüdyomuzda da daha çok beklediğim bir şeydi. Gerçekten Bayburt'un Everek Köyü Derneği burada. Ancak bu yağmur birazını geri gönderdi, birazı gelemedi. Gelenler buradalar. Sizler ekranlara başına hoş geldiniz. Stüdyodaki sevgili dostlarım, siz de stüdyomuza hoş geldiniz. İyi misiniz? Çok sağ olun. Bugün dolu dolu program yapacağım. Bu gençlere çok türküler söyleteceğim inşallah, her zaman olduğu gibi. Niye söyleteceğim biliyor musunuz? Bugün bir yürüyüş vardı. Sarkamış'ta bir yürüyüş vardı. Allahu Ekber Sarkamış Savaşları'nın, Sarkamış Savaşı'nın, yani Enver Paşa komutasındaki Sarkamış Savaşı'nın o günkü ordunun 90 bin vatan evladının şehit olduğu dağlardan bahsediyoruz. Onlardan söylüyoruz. O zaman biz onun hem Üstad Mevlid İhsani'yi analım, hem oradaki yürüyüş bakanlık nezdinde oldu, spor bakanlığı nezdinde oldu, hem bütün Sarkamışlara, bütün Karslılara ve bütün oraya katılan herkese teşekkür ediyorum. Özellikle de Sarkamış hareketini, Sarkamış'ı gündeme getiren, gündeme taşıyan, bugünkü durumuna getiren sevgili Profesör Doktor Bingür Sönmez Hoca'ya da hasreten çok çok teşekkür ediyorum. Bizi dinliyorsa saygılarımı, hürmetlerimi arz ediyorum. O zaman Mevlid-i İhsan'ı Ustad'ın Çermik Yaylası'ndan Sarkamış arasındaki, Gaziler Allahu Ekber arasındaki, Sarkamış arasındaki Selim Dağları'nda, Allahu Ekber Dağları'nda, efendim Erzurum Narman Oltu Dağları'nda, Köprüköy Dağları'nda o günkü yatan vatan için şehit olan şehitlerimiz için Ustad Mevlid İhsan'ın şiiriyle başlıyorum. Programıma başlarken derim ki Cenab-ı Allah yurdumuza, memleketimize, birliğimize, beraberliğimize iyilik ihsan eylesin, kötülük düşünenlere fırsat vermesin. Bu ülke çok güzel ülke, akıllı dele hep beraber yaşayalım diye efendim dua ediyoruz ve deriz ki şehit mezarından geçtiğim yerde gelen bir inilti tan, tan, tan diyordu. Tarihe gömülmüş hangi seferde vatan için kurban, kurban, kurban diyordu. Sürmüş düşmanını yurdundan atmış, kanını yoğurmuş, toprağa katmış. Kahraman ölür mü uykuya yatmış, var mı evladıma çatan, çatan, çatan diyordu. Bir arslan heybeti mezar taşında, silahı, çantası yanı başında. Kahraman Türklerin her savaşında, şehit, şehit abidesi yatan diyordu. Kar ile dolmuştu kanlı çizmesi, önünde bir yığın düşman kellesi, eli yarasında kısıkça sesi, kulak verdim, vatan, vatan, vatan diyordu. Mevlid'dir Türk gence emanetin al, şerefli al bayrak, ak yüzlü hilal, aziz cumhuriyet, şanlı istiklal, emanet bıraktı, atan, atan, ceddin diyordu. Min el iman hübbül vatan, Allah hiç kimseyi vatansız etmesin, hiç kimsenin de burnu kanamasın. Geçenlerde de söylemiştim, camilerde sayısız Suriyeliler var. Kadın, çoluk, çocuk yüzlerini göstermeden utanarak topluyorlar, dileniyorlar. Çünkü yaşamak şey. Allah hiç kimseyi vatansız etmesin. Hiç kimsenin kanı akmasın, canı yanmasın. Hiç kimse yerinden, yurdundan, yuvasından olmasın. Biz İstanbul'da oturuyoruz ama bakın bugün Bayburt'un Everek Köyü'nden bahsediyoruz. Niye? Biz oranın derneğiyiz diyoruz. Çünkü ora bizim doğduğumuz toprak var. Bu vesileyle tekrar hepinize hoş geldin diyorum. Değerli arkadaşlarımı tanıtıyorum. Aynı Everek Köyü'nden hemen başta oturan benim gibi saçları gür kardeşim Bekir Kahraman. Bekir hoş geldin. Sağ ol üstadım. Nasılsın? İyisin inşallah. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Evet, iyisiniz. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Bugün derneğin başkanı da olamadı burada. Dedik ya hava muhalefetinden dolayı, hatta hava çok, Allah yardım etsin yolda olanlara. Ama sağ olsunlar, işte görüyorsunuz stüdyomuzu dolduran bu yakışıklı gençlerle beraber Yakup Kahraman Bey de yanımda
hoş geldin. Temsilen Derneği. Nasılsınız? İyisiniz? Teşekkür ederim. Hoş geldiniz, sefa geldiniz. Evet, sol yanımdaki aşık arkadaşım da Yusuf Akkurtoğlu. Bunun soyadı Akkurt'tu. Akkurtoğlu'nu da ben buna mahlas olarak efendim söyledim. Öyle diye kaldı. Şimdi programımıza başlıyoruz. Sevgili Yusuf, kim nereden izliyorsa Mevlüt Usta'nın bir divanı ile seni baş başa bırakıyorum. Buyur bak.